Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Cuma'mız mübarek olsun, hayırlı nurlu Cuma'lar dilerim arkadaşlar. E, desenli bir yazma üzerinde boncuk oyası anlatacağım. E, desenli bir yazmada nasıl ayarlanmış onu göstereceğim. Instagram üzeri geldi bu model bize göstereceğim modeli. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde yine aynı benim yazmam gibi ortası boş, kenarları desenli bir yazma kullanmışlar. Mesela içindeki o tatlı bir yeşil var. Onu arada kutucuklarını yaparak kullanmışlar. Alt zemini aynı renk. Üst zemini de boncukları da kapatırken aynı renk. İçerideki o e, mürdüm gibi gül kurusu gibi rengi kullanmışlar. Modelimiz bu arkadaşlar. Instagram üzeri geldi. Şimdi hep birlikte sizlerle bu modelin yapım aşamasını değerlendireceğiz. Şöyle alt tabanını ben kuruyordum. Hemen videoya geçmek istedim. İlk önce tığ battı üzerine kutucuklar yapıyoruz. Şöyle ipimi başlayıp gösterelim. Biraz daha yakınlaştıralım ve sabitleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi ilk başlarken başına bir kez aldım. Tığ battı içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Araya 2 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yandaki kutucuğa girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Araya 2 adet zincir çekip başına bir kez alıp yandaki kutucuğa girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Bu şekilde kutucuklar hazırlanmış. Tığ battı üzerine. Araya 2 adet zincir. Yandaki kutucuğa gir. Önce bir sonra iki sonra iki çekelim. Araya 2 adet zincir başına bir kez al. Yanındaki kutucuğa gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çekelim. İlk sıramız bu şekilde tığ battı üzerine kutucuk yapılıyor. Ben de ikinci e, renk olarak bu aradaki trabzanları bu rengi kullandım. Böyle biraz mürdüm andıran bir renk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk başlarken ipimi tığıma sabitledim. İlk tığ e, kutucuma giriyorum. Başına bir kez alıp ipimi tığıma sabitledim. Başına bir kez aldım. İlk kutucuma girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Başına bir kez alıp tekrar girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çektim. Başına bir kez alıp tekrar girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çektim. Üç adet trabzan yaptım. Araya iki adet zincir çekip başına bir kez alıp bir kutucuk bıraktım arada. İkinciye girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 çektim başına bir kez aldım aynı noktaya girip önce 1 sonra 2 iki, sonra 2 iki, iki oldu başına bir kez alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 3 oldu araya 2 adet zincir çektim bir kutucuk bıraktım ikinciye girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım bu ikinci sıramızda bu şekilde gidiyor 3 adet trabzanımı yaptım Araya 2 adet zincir çekip bir kutucuk bırakıp ikinciye girdim. Sizler 3 zincir de çekebilirsiniz. O elinizin ayarına bağlı arkadaşlar. 3 tane trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir çektim, bir kutucuk atladım, İkinciye girdim. Yine 3 adet trabzan yaptım. Bu sıramızda bu şekilde gidiyor. Bakın 3 trabzan, 2 zincir bir kutucuk atla iki, ikinciye gir yine 3 trabzan şeklinde aralara bir kutucuk bırakıyoruz trabzan aralarına şöyle göstereyim bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım en son sıramız boncuk koyma sıramızda böyle e, alttaki yeşilin kullandığım yeşile boncuklarımı dizdim yine boncuklarımda içindeki renkleri andaran. E, renklere benzeyen renkler arkadaşlar boncukların rengi bu renk sarı bu kırmızı şeklinde bunlar taş boncuk. bunlar e, taş olduğu için bunlar boya dökmüyor arkadaşlar ben kullandım bundan bir sorun olmuyor taş boncuk renkli boncuk şimdi üst sıramızı da tamamlayalım ve videomuzu da bitirelim ipimi tığma sabitledim buradan ilk 2 tane trabzan kutucuğun aradaki o boşluktan ilk boşluğumdan ipimi sabitliyorum ben 6 adet zincir çekiyorum 5 6 6 adet zincir üzerine bir boncuk alıp kapatıyorum tekrar 6 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 şimdi bu 6 adet zincirimi diğer boşluğa girip kapatıyorum bu noktaya girdim bu noktaya kapattım tekrar 1 2 3 4 5 6 adet zincir bir boncuk atıyorum kapatıyorum tekrar 6 adet zincir bu 6 adet zincirde devamında gelen bu boşluğa girip kapatıyorum bu şekilde ütülenince daha güzel olacaktır kapım çaldı Evet arkadaşlar değişik bir nokta yok yine 1 2 3 4 5 6 adet zincir. Boncuk kapatıyorum. Tekrar 6 adet zincir. Bakın buradaki boşluğa girip kapatıyorum. Tekrar 6 adet zincir. Boncuk atıyorum. Kapattım. 6 adet zincir çekip devamındaki gelen boşluğa girdim. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Gördüğünüz gibi ütülemesinde arkadaşlar böyle ütü bezini koyup alttan yukarı doğru. Alttan yukarı doğru ütülerseniz hiçbir sorun olmaz. Bir kez daha gösterelim. 6 adet zincir boncu katalım. Kapatalım. 6 adet zincir. Devamdaki boşluğa kapatalım. Bu şekilde devam edip gidiyor. Çok kolay pratik bir oya modeli. İnşallah anlatabilmişimdir. Gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlar Hepinize şimdiden kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın. Hayırlı cumalar.